AKP için fazla bir oldu. %20'lik muhalefet Peki gibi bu AKP ikinci ana kurulmaya yani hazırdır. peki bu arada şeyi soralım yani Ömer tabii şimdi bu yani %20'den bahsediyorsun, o %20 bile yani bana göre bilmiyorum ama yani ülkenin geldiği koşullara bak, yani kendisinin iktidara gelirken söylediği her şeyi kendi Ama yaptı, Recep, yani ilginç yüzde değil mi? fazla Yani diyorsa ben bilmem ne senin yaptı. memleketinin üniversitesinin rektörü, Hacı Bektaş Üniversitesi'nin rektörü 11. katta kafayla uçak düşürenlerden bahsediyor, şehit olanlardan. Kafa atarak. Şimdi bunların olduğu bir ülkede %20 oy fazla değil. Bu adam rektör üniversitede. İki AKP milletvekili 11. katta uçağa kafa atarak düşürebileceğini televizyon kanallarında söyleyecek kadar da aptal bir adam. Bunları yönettiği bir Türkiye'den, bunların organize edildiği, yönetici yapıldığı, milletvekili yapıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. %20 çok değil bence yani böyle bakıldığında. Ömer bir şey soracağım. Şimdi bak şunu da düşünüyorum. Tamam yani bunların olduğu ülkede yani bunların bu kadar böyle yani insanlar çok ben insanları küçük gören bir insan değilim ama şunu da söyleyeyim. Ya bu kadar liyakatsızlığın, bu kadar böyle aymazlığın, bu kadar dolandırıcılığın, bu kadar yolsuzluğun, bu kadar hırsızlığın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu defalarca yargıya taşınmış, konuşulmuş, ifade etmiş. Çok sayıda Tele1'de de yer aldı bugün mesela bizim davanın programında. Yani işte Zonguldak milletvekili sanıyorsun, biliyorsun. Yani o da demir yollarla ilgili yolsuzlukları anlattı. Şimdi böyle bir olan bir ülkede yani adam demez mi lan benim cebime müdahale diyor bu adam. Yani ben aç kalıyorum. Para da kalmadı. Para da dağıtacak para da ortada yok. Biraz önce sen kendin ifade ettin. Yani ifade ettin, kendin söyledin. Dedin ki yani dedin yani bu eğer ödemezse faiz borçlarını ödemezse bilmem neden bahsediliyor dedin. Şimdi bu kadar rakam çok değil mi ya bu %20'ler bile yani bir nasıl bir şey? Yani bakarsan bugün düşmesi gereken bir iktidardan bahsediyorum. Yani mazotun 30 lira olduğu, euronun dolarla aynı seviyeye geldiği bir Türkiye'deyiz. Korkunç bir şey. Yani bir bardak çayı 7,5 liraya içiyorsun. İki kişi yemek yiyorsun, 300 lira para ödüyorsun. Böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve hala %20. Yani bu yoksulluğa rağmen bunun alınmasının tek bir açıklaması vardır. O da dediğim gibi şey, cehaleti örgütlediler burada. Soyuyor ama köprü yapıyor, soyuyor ama yol yapıyor, soyuyor ama işte hacca gidiyor, soyuyor ama bir de bunlar bir kısım insanlara kart dağıttılar. Ne derler o karta? Yeşil kart dağıttılar, alışveriş yapabiliyor. Bunların da çoğunu AKP çevresine dağıttılar. Onların yaşamını hafifleten bir unsur da bu oluyor. Yani 200 bin liralık bir kart var elinde, devletin kartı. Kendisi de 200 bin lira maaş alıyor. Öyle olunca bir dengeye yani bir denge demeyelim de en azından biraz daha hafif atlatmasını sağlıyor bu süreci. Çok daha yakıcı hissetmiyor. Ya ben şeydeydim işte tedavi olduğum sağlık merkezinde bir avukat var 27 yaşında Adanalı Karahisar'la Adana merkezden değil. AKP gençlik kollarındaymış. Alkolden tedavi görmeye gelmiş uyuşturucu ve alkolden. 27 yaşında avukat bir Jeep'le geliyor. Jeep'in fiyatı 3 milyon, 4 milyon. Sen daha 3 yıllık avukatsın. AKP gençlik kollarındayı sonra söyledi bana. Ben ona şey örneğini verdim. İşte kafasıyla uçak düşüren AKP'li profesör örneğini verdim. Yok ya böyle olamaz dedi. Ya dedim işte al. Şimdi bunlar var abi. Bunlar bu rantla besleniyorlar. Bunlar doğru bulup bulmadıklarına bakmıyorlar. Bir rantı paylaştığı bir kesim var. O kesimle birlikte %20'de kalması bence ilk seçimler açısından yani olağan bir şey ama %20 AKP'yi tutmaz, yan yana tutmaz. AKP muhalefet partisi değil. AKP kurulduğu an iktidar olan bir parti. İktidarı dışında muhalefette var olmuş, yaşamış bir parti değil. Bundan dolayı ideolojik harcı zayıftır. Bitecektir. Yani bir sonraki seçime AKP diye bir şey kalmayacaktır. ANAP gibi, ANAP da DSP gibi %2'lere indi birden, %3'lere indi, 4'lere indi. Darmadağın olup gidecektir AKP'nin esamesi okunmayacak. Mesele burada AKP'nin yarattığı tahribatların sorumluluğunun hesabını sorulup sorulmayacağıdır. Sorulup sorulamayacak bir iktidarın yerine gelip gelmeyeceğidir. Mesele oradadır. Eğer bu iktidar hesap soramaz ise bundan sonraki yolsuzlukları da bir ölçüde benimsemiş olacaktır yapılmasını, soygunları, hırsızlıkları, adaletsizlikleri. Bence
asıl bu süreçten sonra, yani bayramdan sonraki süreçte tartışılması gereken, böyle bir iktidarın gelip gelemeyeceğini tartışmak gerekir. AKP'nin gidip gitmeyeceğini artık tartışma gündemine çıkartmak gerekir. Çünkü gidiyor yani. Artık gitmemesi için ne işte sıkıntı ilanı gerekir veya savaş ilanı, bilmem ne gibi bir durumlar gerekir ve bu da 6 ay en fazla seçimleri etkileyebilir. 6 ay sonra yeniden meclisten onay alması, bilmem ne artması gerekir. Savaş ilanı çok önemli bir cümle. Çok önemli bir cümle ifade ettin Ömer. Şimdi savaş ilanı diyorsun. Yunanistan'la aynı şeyi yaptı. Yani Yunanistan'a yönelik bir takım gelişmeler. Suriye'ye gene kime burada edebileceği tek ülke yine Suriye ya da Irak kısmen. Başka edemez. Ben Yunanistan'a yani düşünmüyorum. Yani bu şimdi o 6 ay götürür dedin. Bir de onu da ifade ettin. Peki bu arada tabii sadece bunlarla değil ama aynı zamanda da yalanlarla da bir takım şeyler sürüyor. Şimdi yani bir insanın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açık bir şekilde hanım kızımız diye bir ifade kullandı. Evet. Yani ona yani ilginç ya, bu kabul edilebilir bir durum değil ya. Yani AKP'li birisi de yani diyor ki ne diyor, rezilsin falan filan diyor. Yani bu nasıl bir şey ya? Bu adamlar gezi direnişindeki insanlara yönelik olarak Erdoğan'ın söylettiği, sarf ettiği sürtük var, çürük var, her şey var. Nedir? Bir de ahlakçı olarak da toplumu geriyor. Ne dersin? Yani buna söylenecek bir laf yok. Topluma sürtük diyen, yani toplumun, belki kadınların bir kısmına en azından sürtük diyen, böyle bir ahlaksız bir kavramı kullanan bir cumhurbaşkanı var. Bunun yanında hanım kızımız diyen bir tanesini, yani CHP Genel Merkezi'nin bir kavramını alıp da tartışmaya kalkışmak zaten yani abesle iştikaldir. Çok çok konuşmamak da gerek. Hanım kızımız yani nereye vardığını göstermiyor mu? Yani tartışma değil ama yani bunun nereye vardığını yalan, göstermiyor mu? Yani da var zaten. AKP biliyorsun ileri demokrasi diye geldi. Gelinen nokta bu. Analar ağlamasın dedik. Barış yapalım dedi. Gelinen nokta sur. Yani ne söylediyse tersini yapmış. 200'lü sahtekar bir iktidardan bahsediyoruz. Yani böyle bir kavramda da düzgün dürüst davranacağını bekleyemezsin ki. Yani adam bir gün diyor ki işte açlık yok, ikinci gün diyor ya ben diyor milletvekili maaşımda geçinemiyorum diye milletvekilleri var. Yani hiçbir dediği birbirini tutmayan bir cumhurbaşkanı var zaten. Sadat'a ilişkin ilk gün Kılıçdaroğlu kapısına gittiğinde tanımıyorum, hiçbir alakamız yok dedi. Bir gün sonra resimleri yayınca ben görevlendirdim diyen bir cumhurbaşkanı var. Yani her şeyde yalan söylemeyi neredeyse işte gereklilik olarak gören bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Onun için de bu tür şeyleri, tartışmaları suni olarak yaratıyorlar. Suni tartışmalarla çok katılmamak gerekir. Çok da onların açtığı tartışma konularına girmemek gerekir. Bu da onlardan birisi. Daha çok benzer tartışmalar açarak gündemi biraz evirmeye çevirmeye çalışıyorlar. Çünkü gündemi artık belirleyemiyorlar kendileri. Bu tür yalanlarla gündemde aktif olmaya çalışıyorlar. Bence bu tür işte seçimler olacak mı? Erdoğan aday olacak mı? Gibi işte gereksiz tartışmalar açarak şey yapmaya çalışıyorlar. Peki bu arada rant odaklı güçler AKP'yi terk ediyor Ömer. Yani rantla uğraşanlar yani terk ediyor diyebilir miyiz? Nasıl? Terk ediyorlar diye bir genel bir kavram kullanmak için bence biraz erken ama şey var. Bir ayrılış var, bir kopuş var. Öyle görünüyor. Tek tük ayrılış. Avantı alanlar diyelim. Evet, Urfa'da falan. Yani böyle de bir süreç. Bu arada değerli Karantina TV izleyicileri, son bir soru soracağım. Ömer'in zamanı kalmadı. Çünkü gerçekten alanda öyle bir koşu, kendi koşulları da şey değil doğal olarak. Son bir soru sormak istiyorum. Sevgili Ömer, özellikle Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar'ın yeni bir açıklaması var. Demokrasi İttifakı'nın kurulmasından geçiyor dedi. Kapsamlı bu, krizden geçebilir. Demokratik? Demokrasi İttifakı'nın kurulmasından geçiyor diye bir açıklaması, yeni bir açıklama. Ne söylemek istersin? Şimdi açıklama yeni değil aslında. Daha önceki Demirtaş'ın da yaptığı benzer açıklamalar var bu konuda. Yani şimdi bu konu çok hassas bir konu. O masadaki durum da çok hassas bir mesele. Burada
asıl neye karşı olduğunu bilip davranışını herkes bu karşı olduğu pozisyona göre alması gerekir. Gezi böyle bir hareketti. Gezi de herkes bulunduğu noktadan muhalefetini seslendirdi. Yani sokağa çıktığında kendi bulunduğu muhalefeti seslendirmek için sokağa çıktı. Farklı kulvarlardan yan yana gelindiğinde Gezi çıktı. Yani tepkiler yan yana gelindiğinde, çıkış noktaları farklı olsa bile Gezi ortaya çıktı. Bence bundan sonraki süreçte de böyle olması gerekir. Herkes bulunduğu noktadan AKP iktidarından kurtulmak için hareket etmeli. Yani yan yana gelelim, şu ittifak kurulsun, bu ittifak kurulsun demek yeni tartışmaları, yeni parçalanmaları getirecek bir şeydir. Ama ben de AKP'nin gitmesini istiyorum. Nedenlerim şu. İşte diğeri de AKP'nin gitmesini istiyor. Nedenleri bu. Kendi nedenleri için iktidara yönelik ortak bir hareketlilik teorik olarak en azından yapılması, sağlanması gerekiyor. Bunun dışında işte altını masaya biz katılalım, öteki ayrılsın, öteki girsin, öteki çıksın gibi yan yana gelişlerin tartışılması AKP'nin iktidar dışına yarar. Bu gerçek, yani HDP'nin olmadığı bir süreç zaten düşünülemez. HDP sandıkta tavrını koyacaktır ki ben tavrının da AKP iktidarının gitmesinden yana olacağını düşünüyorum. Çünkü AKP'nin şeyden önce HDP'nin temel taleplerinden birisidir. Yani peki son bir soru, yani belki genel bir yani de yanıt olmuş olur, hem de sana başarılar dileyelim o arada şimdiden. Şimdi Türkiye kokainde pazar ve rota olduğu bir Türkiye. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2022 uyuşturucu raporunu açıklandı. Kokainin Avrupa'ya girdiği kapılardan biri olarak Türkiye'de yakalanan kokain miktarı %44,9. Yani bak dikkat et söylediğime. Böyle bir süreç var. Bütün bunlardan bizim kurtuluşumuzun yolu demokrasi güçlerinin tam demokratik ve layık bir Türkiye, Türkiye'de kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Son olarak ne söylemek istersin, ne mesaj vermek istersin, seni dinliyoruz. Şimdi Recai, bu konu şey, benim tedavi gördüğüm merkez aynı zamanda bağımlılıkları da tedavi eden bir merkez. Madde kullanıcılarının, gençlerin merkezi, onlar tedavi olmak için gelme fırsatı bulanlar oradalar. Çocuklarla konuşuyorum bu süreçte ama beyinleri resmen yok olmuş. O madde beyinlerini yok etmiş. Bir söylediklerini 10 kez aynı şeyleri söylüyorlar. Bakışları öyle olmuş. Bir bakışları var şey gibi, yani hepsinin bana bir saygısı var bir kere, onu belirteyim. Ben gittiğimde mesela bu oturdukları masaya hepsi birden ayağa kalkıyor falan. Yani bu yaşı 19'la 32-33 arasındaki bir kesim. Çoğu demokrat aydın. Çoğu işte babası işte bilişimci, bilmem neci, aile durumları iyi. Tedaviye para ayırabilecek kadar gelire sahip. Çünkü Ahmet Emre'nin durumu çok ciddi sıkıntılı olduğunu da onlardan öğreniyorum. Ve konuştuğum insanlar 2 günde İstanbul'a gelip uyuşturucu bulduğunu anlatıyorlar. Adana'ya gittiğinde bulduğunu anlatıyorlar. Genç genç çocuklar ve her alanda uyuşturucu bulduklarını söylüyorlar ve beyinleri ölüyor çocukların. Yani hakikaten üzüldüğüm bir olay. Beni çok etkileyen bir olay. İşte bir aydır temizim, 15 gündür temizim diyen genç çocuklar var. Yanımızda, yanımızda. Bunlar kabul etmiş bağımlı olduğunu, kurtulmak isteyen insanlar. Bir de daha istemeyen, kabul edemeyen de tedavi etmek olanağı bulamayanlar. Vahim, yani bu tabloyla doğru orantılı. Ben bunun çok bilinçsiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu uyuşturucu diğer ülkelerin tarihsel süreçleriyle birlikte aldığına baktığımızda, yani diktatörlerin iktidarlarını sürdürmek için kullandıkları bir yöntemdir bu. Ülkedeki uyuşturucu ağını yaygınlaştırırsınız. Genç insanların beyinlerini kullanılmaz hale sokarsınız. Muhalefeti sınırlandırırsınız. İktidarınızı sürdürürsünüz. Bu önemli bir şey ki zaten bizim İçişleri Bakanı'nın da tüm baronlarla resimlerinin çıkması, tüm suçlular resimlerinin çıkması da bu kadar tesadüfi değil.